kayyuma dair bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yerel yönetimler güçlendirilecekmiş. Hedeflerden bir tanesi de buymuş. Yani kalkınma planından öyle öğreniyoruz. Yerel yönetimler etkili ve güçlü hale getirecekmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi halkın seçme ve seçilme hakkını yok saymış bir partidir. Bakın, bu sadece bu ülkede darbe dönemlerinde gerçekleşmiştir. Darbe dönemlerinde belediye başkanları görevden uzaklaştırılmış, yerlerine askerler atanmıştır. Meclis kapatılmış, milletvekillerinin yasama faaliyeti yürütmesi engellenmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi Kürtlerin yaşadığı coğrafyada seçtikleri belediye başkanlarını haksız ve hukuksuz biçimde görevden uzaklaştırmıştır. Şimdi de bize yerel yönetimlerin güçlendirileceği hikayesi anlatıyor. Hiçbir şekilde inandırıcı değil. Öncelikle halkın seçme ve seçilme hakkını kabul etmek zorundasınız. Bunu kabul etmediğiniz sürece Türkiye'de ne demokrasiden bahsedilebilir, ne yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden bahsedilebilir. Eğer seçme ve seçilme hakkı yoksa o ülkede demokrasi yoktur. Nokta. Bunu bu ülke tarihinde bir darbeciler yaptı, iki Adalet ve Kalkınma Partisi yaptı. Evet, Cumhuriyet'in 100. yılını dün geride bıraktık. Bugün yeni bir takvim yaprağıyla ikinci yüzyıl başladı. Ama sadece takvimlerdeki bir yaprak değişimi. Çünkü yeni yüzyıla başlamak aslında geçmiş yüzyılın hakikatleriyle yüzleşmekten geçiyordu. Geçmiş yüzyıldan gerekli dersleri çıkartmaktan geçiyordu. Ve yeni yüzyıla hazırlanarak büyük değişim ve dönüşümleri gerçekleştirerek geçmek gerekiyordu. Nasıl geçtik? Havai fişeklerle geçtik, müsamere, çocuk müsamereleri gibi, ya da asker postallarının sokaklarda dolaşmasıyla geçtik. Şırnak'taki sahne gerçekten hepimiz adına aslında kara hafızalarımızı canlandıran bir sahneydi. Postmodern darbeleri aklımıza getirdi, 28 Şubat'ı aklımıza getirdi Şırnak'ta gördüğümüz sahne. Yine baktığımızda Cumhuriyet'in ikinci yüzyılından bahsederken fazlasıyla biz hamasetle yoğrulduğumuzu gördük. Evet, ikinci yüzyılın ilk kalkınma planı, 12. kalkınma planı geride bıraktığı planlardan çok büyük farklılık göstermiyor. İkinci yüzyılın ilk kalkınma planı da yine hayali hedeflerle, yani geçmiş yüzyılın sorunlarına teşhisler koyup bunlar üzerinden çözüm üreterek değil, hayali hedefleri önümüze koymaya devam ederek yol alıyor. 1920 demokratik birlik zemininde buluşmuş bir meclisin 103 yıl sonra geldiği nokta tekçi bir anlayışa, sıkışmışlıktan başka bir şey bize göstermiyor. Oysa demokratik birlik temelinde çoğulcu bir meclis, çoğulcu bir toplumun iradesine sahip olarak belki kalkınma planları, belki yasaları hayata geçirecek bir iradeyi karşımıza getirebilirdi. Maalesef bundan çok uzağız. Demokratik cumhuriyetten çok uzağız. Ama demokratik cumhuriyeti mutlaka inşa etmek zorundayız. Türkiye'nin geleceği, hepimizin geleceği, çocuklarımızın, gençlerimizin, Orta Doğu halklarının geleceği demokratik cumhuriyetten geçiyor. Ya bunu inşa edeceğiz, ya da burada bu hayali hedefleri birbirimize anlatmaya, bu hamasetten beslenmeye devam edeceğiz. Şimdi dönüp baktığımızda mesela İkinci yüzyıl, bu yüzyıl lafı, yüz lafı çok geçiyor ama hala belki de Türkiye'yi demokratikleştirecek ilk yüzler listesine maalesef giremediğimiz rakamlar var. Örneğin siyasi tutsaklar var bu ülkede. Türkiye Demokrasi Endeksinde 167 ülke içinde 103. sırada. Evet, Can Atalay'dan bahsettik, Selahattin Demirtaş'tan bahsedelim, Figen Yüksekdağ'dan bahsedelim, tutukluluk süresinin dolmasına rağmen Gülten Kışanak'tan bahsedelim. Dolayısıyla bunca siyasi tutsağın olduğu bir yerde artık kalkıp da ikinci yüzyıl üzerine hayal bile kuramazsınız. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 165.'yiz. Hukukun üstünlüğü konusunda 142 ülke arasında 117.'yiz. Cinsiyet eşitliği endeksinde 146 ülke arasında 129.'yüz. Küresel Barış Endeksinde 163 ülke arasında 147.'yiz. İlk yüze giremediğimiz bu rakamlar aslında ikinci yüzyıla neden umutlu başlayamadığımızı da bize çok güzel tarifliyor, çok güzel anlatıyor. Evet, bu ülkede siyasi kriz var, bu ülkede ekonomik kriz var, toplumsal kriz var. Çok uzun süredir derin ve çoklu kriz sarmalının içine sıkışıp kaldık. Buradan çıkamıyoruz. zaman zaman çıksak da aslında dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Planlama deyince, kalkınma planı deyince aslında Cumhuriyet tarihinin bir yerde 60 yıldan fazla bir dönemini konuşuyoruz anlamına gelir. 63'ten bu birbiriyle uyuşmayacak bir tablo ortaya çıkar. Örneğin bu plan nasıl büyüyecek? Bu planın arkasındaki büyüme anlayışı nedir diye baktığımızda, örneğin silah sanayi ile ilgili rakamlara bakın. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. 2022 yılında 12,2 milyar dolarlık cirosu olan bu sektör 2028'e geldiğimizde 26 milyar dolara fırlayacak. Yani öyle bir artacak ki ekonomiyi büyütecek. Oysa silah sanayi demek, savaş demek. Savaş deyince arkadaşlar alınıyorlar. F-16'lar kullanılıyor, obüsler kullanılıyor, helikopterler, tanklar kullanılıyor. Bu silahları kullandığınız şeyin adı savaş olmayacak da ne olacaktı? Yarın bir savaş çıksa ne kullanacaksınız? Elinize bir tek nükleer bomba kalır. Demek ki savaş ve silah sanayine yatırım yapıyorsunuz. Demek ki ne Orta Doğu barışı için ne Türkiye'de toplumsal barış adına aslında bir beklentiniz yok. Tam tersine silahlanma üzerinden böyle cirolarla ihracatı da 4,4 milyardan 11 milyar dolara çıkartacaksınız. Ve bu anlayış bir toplumsal barış inşa edebilir mi? Demokratik bir cumhuriyet inşa edebilir mi? Kürt sorunu çözebilir mi? Mümkün değil.